Sayın Doktor Mehmet Bey, bu integratif tıpla ilgili sizin görüşlerinizi almadan önce Doktor Mehmet Ulucan kimdir? Kaç yıllık bu insanlığa hizmet etmiştir tıp sahasında? Bize birkaç bilgi verir misiniz bu konuda? Seve seve efendim. Yani Bulgaristan doğumluyum. Mesleğimin bir kısmını orada uyguladım. Sonra anavatanımıza geldik ve yıllardır burada gönül bağıyla insanlarımızla iç içe çalışıyoruz. Klasik tıp, cerrahi alanında emek veriyorum. Son zamanlarda tüm dünyada, özellikle Bulgar dünyada denebileceğimiz merkezlerde klasik tıbba ek olarak ve onunla paralel seyreden bir entegratif tıp gelişmesi var. Ve gördüğümüz üzere bazı ülkeler bu konuda çok yol geçmiş bulunuyor ve bazı değerli, özverili, seçki insanlarımızın da bunun da Türkiye'de bir evvel ülkemizde uygulanabilmesi için nasıl çaba gösterdiklerini görmek bana kıvanç veriyor. Ve ikinci belirtmek istediğim, bu olanakların, tıbbın, işte alternatif tıp diye söylenen bu uygulamanın bir an evvel bizim ülkemizde de geçerlilik bulması en doğal arzumuz. Ve şu anda entegratif tıp olanakları Batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de artık kendi literatür kaynağını da bulmuş durumda. Özellikle Profesör Maranki hocamızın ve eşi ve onun ekibinin verdiği emek bu konuda takdire şayandır. Ve ayrıca Ukrayna'yla özellikle Kiev kaynaklı bilim adamlarıyla sürdürülen bağlantılar Altimet şirketinin güdümünde ve katkısıyla Rıfkı Korkmaz arkadaşımızın da Türkiye temsilcisini üstlendiği çalışmalar son zamanlarda büyük bir aşama kaydetmiş bulunuyor. Şu anda da biz Türkiye kadroları, doktorların bir kısmı buna gönül vermiş o arkadaşlarımızla birlikte bunun kursunu uyguluyoruz. Ve çok da memnunuz çünkü yepyeni olanakları, insanımızın sağlığına hizmet verecek olan yepyeni, çok daha nitelikli, çok daha sağlıklı, kimyasal preparatların, ilaçların dünyasından uzak, sağlıklı ve tarihimizden kaynaklanan ve çok çok birikimi olan bilgileri de içeren yöntemlerle insanımızın sağlığına hizmet edebilecek ve ediyor olmasını görmek ve bunu uygulamak için katkıda bulunabilmek çok mutluluk verici bir olaydır. Evet, teşekkür ediyorum. Cidden biliyorsunuz biz sizinle Ukrayna'daki 3. İntegratif Tıp Kongresi'nde de beraberdik. Orada dünyanın 30 ülkesinden gelen bilim adamlarını gördük. Profesör, üniversitelerden, araştırma merkezlerinden. Bütün bu bilgiler muhaceyesinde sizin ülkemizdeki hekimlerimizin de bu integratif tıptan istifade etmelerini ve insanlığa faydalı olabileceği noktasında fikriniz nedir bütün bu gördüklerinizden sonra? Buna canı gönülden inanıyorum ve de gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlar buna hakikaten çok gönül vermişler ve bir hayli yol kat etmişler ve öyle sanıyorum ki bir cep telefonu olayı Türkiye'de nasıl yayıldı ise bu entegratif tıbbın olanaklarına da sevgi öyle kısa zamanda çok geniş bir seçkin doktor kadrosunu içerecektir ve insanlarımıza hizmette sunulacaktır. Evet Sayın Mehmet Bey, siz uzun yıllar cerrah olarak çalıştınız. Şimdi de çok güzel hizmetleriniz var ve bu ruha inandınız. Şimdi bu ülkemizde siz Rusya'da da gördünüz, Avrupa'da da gördünüz, sık sık gidiyorsunuz. Oralarda böyle aromaterapi, hidroterapi, fitoterapi, ikloroterapi, inanç terapi, biyorezonans uygulamalarıyla ilgili onlarca kanuni devlet tarafından kurulmuş merkezler var. Ki Bulgaristan'da uzun yıllar işte kaldığınız için de bunu biliyorsunuz. Moskova demiyorum ama batıda da bunlar var. Acaba bu ülkemizde de artık bir takım değişiklikler yapılarak Avrupa Birliği standartlarında bu ülkede kanuni ruhsatlı artık hem bitkisel dropların hem böyle sağlıklı yaşam merkezlerinin kurularak Türk insanının da bundan hizmet alması gerekmez mi? Vakti gelmedi mi bunun artık?
Bizim insanımız yeniye açık bir yapıya sahip ve beynine, kalbine uyan ne varsa onu kısa zamanda uygulamak ister. Ve sanıyorum ki bu alanda da artık zaman çoktan geldi ve geçmektedir. Bazı konuları geride kalmış bulunuyoruz. Ve kısa zamanda bunu ben takviye edeceğimize inanıyorum. Ve gördüğüm burada kursa katılan arkadaşlara da bakarak şunu diyebilirim ki bu konuda çok büyük bir irade var. Ve bu irade de ne güzel mükemmel sonuçlar ve insanlarımıza ne güzel katkıları olacak sonuçlara ulaşır diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, şimdi çok önemli bu Sayın Doktor Mehmet Ulucan uzun yıllar hekim olarak, genel cerrah olarak hizmet vermiş. Bu ülkede mutlaka bu güzel ülkenin bu güzel insanları da mutlaka Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da, Rusya'da, Çin'de, Japonya'da olduğu gibi integratif tıbbın bütün metotlarından, işte ortodoks tıbbının engin tecrübelerinin ışığında, işte renklerde, kokularla, taşlarla, bitkilerle, inanç terapilerle, bir takım parapsikolojik, metafizik bilimlerle ilgili, bir an önce geç kalmadan mutlaka ve mutlaka üniversitelerinde bu kürsülerini kurmalı ve bununla ilgili sibernetikten daha uzay bilimine kadar, kozmoza kadar bilgileri paylaşmalı ve bunu bilimsel olarak ilgili üniversitelerde ilgili uzmanlar yetiştirerek Türk insanıyla paylaşmalıdır. İşte mesela bir bitki noktasında bu işi aktarların elinden daha çok bilimsel, bu bitkilerin ne zaman koparılması, ne zaman üretilmesi, yaprağından mı, sahpından mı, tohumundan mı, ne şekilde kullanılması gerektirdiği ve bugün ülkemizde çok önemli bir pazar payı olan, nüfus itibariyle aromatik bitkiler yönden çok zengin olan ülkemizde bu bitkilerin teşvik edilerek büyük bir istihdama oluşabilmesi, yöneticilerimizin dediği gibi Sayın Başbakanımızın sağlık turizminden 20 milyar doların üstünde gelir bekliyorum demesi sadece kalp veya göz ameliyatlarıyla ilgili değil ki bu çok iyi bir gelişme. Diğer sahalara da termal merkezleri, kür merkezleri, doğal yaşam merkezlerini bu ülkede kurarak bitkilerden, taşlardan, kokulardan, bu aromatik bitkilerden bilimsel olarak istifade etmenin yollarını mutlaka bulmalıyız. Nasıl bugün Kanada'da, Amerika'da, Almanya'da, Stuttgart'ta, Dettingen'de, Kopenhag'da bazı bölgelerde böyle çok güzel termal kür merkezlerinde bu anlattığımın misallerini insanlar yıllık doluluk oranlarını %100 kapasiteyle sağlayarak istihdama, ülke ekonomilerine büyük gelir sağlıyorlar. Bizim ülkemizde de bir an önce yetkililer bu konuda ciddi çalışmalar yapmalı ve uzmanları bir araya getirerek neticeler almalıdır diye düşünüyorum. Bunun yanında yine bugün burada Dünya İntegratif Tıp Konseyi Doktor Elena Hanım'ın gözetiminde alınan bu seminerlerde yeni bir ışık olduğu kanaatindeyim. Ben de Doktor Mehmet Ulucan gibi düşünüyorum. Bu ülkemizde karanlık günlerinde bir aydınlık bir pencere daha açılabilecektir diye düşünüyorum. Dünyada bunun örnekleri çoktur. Madem ki biz dünya insanı olmak istiyoruz, madem ki Avrupa Birliği'ne giriyoruz, orada olan, insanına sunulan her şeyin bu ülkede de bir an önce kanunlaştırılarak bir takım bu işi olumsuz yönde yapanların dışında bilimsel olarak ortaya koyarak yapmalarını istiyoruz. Bu ülkenin insanları buna layıktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başka ne? Bir şey var mı? Evet. Bütün bu bilgiler bir safra keseniz malta eriğine benzer. İçindeki çekirdekler safra taş kumlarına işarettir. Bunları nereden öğreniyoruz? Daha eski Mez tıptan, eski Ön Asya'dan tutun da Orta Asya'dan günümüze kadar batıda ve doğuda bu bilimlerden istifade edilmiştir. Bunları yine eskimez kitaplarda işte pek çok Muhiddin Arabi'nin kitaplarından tutun da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin mesela Fittül Tıp İbn Sina'nın kitabında, tıp kitabında da ki Fransa'da tıp kitabı olarak okutulur ve Fransa'da ben Strasbourg'daki konferansımda öğrendim bir hekim arkadaşımızda. Fransa'da 7 tane araştırma enstitüsünün adı İbn Sina Enstitüsü olarak verilmiştir. Fakat ülkemizde maalesef bu bilgilerde yok. Yine Yadigar gibi, Fıkkı Suhiye gibi bu belli zamanlarda yazılmış bu tıp kitaplarından Avrupa'nın bütün üniversitelerinde istifade edilmektedir, tıp fakültelerinde. İşte bu bilgiler muhacesinde
bu kitaplarda bütün bu size bahsettiğim bu küçücük bilgilerden hepsinden söz edilir. İşte integratif tıbbın içinde bunlar da var. Diğer radyesteziden tutun da yine fitoterapi, igleroterapi, hidroterapi gibi, aromaterapi gibi bir takım metotlardan da istifade edilir. Bunlardan insanlık sağlamlığı için faydalı hale dönüştürmek için uzmanları tarafından pek çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. İşte Türkiye'mizde de yeni yeni inşallah böyle güzel çalışmalarımız var. Bugün ona göre buraya geldi ki bunların bir kolu da bu radyo dalgalarıyla insana müdahale ederek bir takım tesirlerle bloke edilmiş hücrelerimizi uyarmak. Biliyorsunuz bugünkü seminerimizde bunu yaşadık biz. Ne gördük burada? Hücrelerimiz çeşitli şekillerde bloke edilir dedik. Kapatır kendini. Nedir bu kapatmanın sebepleri? Bir radyo dalgaları. İşte cep telefonu, televizyonlarla bu hücrelerimiz kendini bloke eder. İki, aldığımız hormonlu gıdalar, konsantre gıdalarla da bunu yapıyoruz. Üçüncüsü nedir? Yine düşüncenin gücü, olumsuz bir takım faktörler, çevre etkileri de yine bunu etkilemektedir. Hatta çok çok daha belli uydulardan da ülkemize gönderilen bir takım radyo dalgaları da yine hücrelerimizde olumsuz etkiler yapılmaktadır. Bunun uygulamalarında ülkemizde mesela Pentagon'un açıkladığı bir bilgiye göre işte biz bazı bölgelerde bu deneyleri yapıyoruz. İşte Bosna'daki savaşta, Irak'taki savaşta radyo dalgalarının kullanıldığı görülmüştür. Demek ki insan sağlığı üzerine pek çok etken var. İşte bu bloke edilmiş hücrelerimizi açmamız için de çok yeni bir metot. Burada gördüğünüz gibi elektropunktur tanı ve teşhis cihazları bugün uygulanmaktadır. İşte Altimet bunlardan birisidir. Burada gördüğünüz gibi 30 tane organımızın, 30 tane burada omurun etrafında sıralanmış organlarımızın hastalık adında diyebileceğimiz patojenleri teşhis edilebilir. Ve bu teşhis yapıldıktan sonra da burada görülen belli aletlerle de minimize dalgalar. Yani bunları hertzleri çok düşük ve belli hücrelere tesir edebilecek bu dalgalarla bu bloke edilmiş hücrelerimiz uyarılarak onların hareketi sağlanarak tekrar canlanmamız söz konusudur. Bunu bir bilim olarak dünya kabul etmiştir. Amerika'da, Avrupa'da, bilhassa Uzak Doğu'da çok etkilidir. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da bunlar teknolojik olarak tıbbi alanda şu anda istifade edilmektedir. İşte Türkiye'de ilk defa Altimet böyle bir çalışma içine girmiş ve çok güzel neticeler almaya başlamıştır diye düşünüyorum. Bu işin uzmanından, Türkiye'de Arınma Merkezi'nin başında bulunan Rıfkı Korkmaz Bey'den, uzun yıllar Rusya'da, Balkanlar'da, Moskova'da, Uzak Doğu'da bunun bilimini almış, Türkiye'de Kozmik Bilimin Arındırma Merkezi'nin başında bulunan Rıfkı Korkmaz, şimdi bize hayatında yaşadığı bu arındırmayla ilgili gerçekleri sizinle paylaşacak. Buyurun Rıfkı Bey. Evet, gerçeklerle yüzleşmek gerçekten bazılarını ürkütebilir, korkutabilir ama bakın, bizler önce bakış açımızı dış dünyadan dışa değil, dış dünyaya değil, önce kendimizi tanımaya, iç dünyamıza çeviremezsek, kendimizi tanımadan bu kirlilik ortamında bir çöp kutusuna dönüşmüş bir fiziki bedende ruhun yaşamasını istemekteyiz. Bu asla mümkün görünmemekte. Örneği de sevgili hocama cevabım şu, o beni çok iyi tanımakta. Çok değerli insanlar da tabii, ben 19-18 yıldan bu yana bu ülkedeyim. Evet. Bizler farklı bir rejim içerisinde yetiştik. Bizlere zorla Allah yok dedirttiler. Bunu bizzat yaşamış olarak yıllarca bir ateist, genç yaşlarımda ve orta yaş dediğim yıllarımda 40'lara kadar bir ateist olarak devam ettik. Maddeye yönelikti bizim anlayışımız. Her şeyi dokunarak, görerek materyalist bir felsefeydi. Bizi okudan, evet yani. Bize doğru hocam, bize Marksizmi Leninizmi okuttular zorla tabii ki ve ondan sonra yani Allah yok, maneviyat o yok, bir şey kaldı. Tabii ki bunların bu ortamda o kirlilik içerisinde yaşayan bir insan olarak tabii ki ruh hiç mutlu değildi. Bunu açıkçası söylüyorum. Ama bu kadar zihni ve bedeni bu kadar kirletebileceğini hiç düşünmemiştim. Yıllar 97 yılında
Bir Rıfkı Korkmaz'ı düşünün. Şu an ben 72 kiloyum. O dönemlerde 94 kilo. Saçlarım bembeyaz halde. Bir yaşlanmış bir dede halindeydim. Bunu tabii ki belirli simptomları, ağrılar, sızlar, eklemlerde asla bir diz çöküp de bir namaz kılamama, yani korkusu endişe, mümkün değil, sandalyelerle hastane kapılarında profesör antidepresanlar, ellerimizde titremeler, gözlerimizde tikler. Dolayısıyla bunları hepsini geçtiğimizde ve bir ümit peşinde iken Moskova'da bu biyorezonans ve bir astronot benim arkadaşım sayesinde bu yeni tekniklerle tamamen arındırma, vücudu tamamen hücre bazında arındırabilme yöntemleri olduklarını bize tavsiye edildi. O günden bugüne 98 yılındaki benim Moskova'da ölçülen biyoloji yaşım 16 yıl erken yaşlanma olduğunu tespit etmişti arkadaşlar. 16 yıl düşünün. Yani tabii ki bunu bir de kendiniz de hissediyorsunuz. Bir yorgunluk, kendinizi gerçekten yaşınızın çok çok üzerinde sabahları saatlerce kendinize gelmek, yani sopa yemiş gibi kalkmanızda bunu çok insanlar sanırım yaşıyor. Bunlar hep belirti. Ve inanın ki bana orada söylenen, tabii ki arzu istek var ise, buna inanıyorsan, bu kirlenmeye dur diyebiliyorsan, 6 ay zarfında dediler ki bir biyoloji yaşın geri dönecektir. Fiziki bedendeki asla bu kilo değildir. Senin delikanlında 72 kiloysan seni 6 ay sonra bu kilolara kadar getirebiliriz. Birdenbire bunun gelmesi mümkün değil. Bu senin bedende birikenler hepsi zehir, toksin. Tabii ki bunları duymak işte kolay bir şey değil. İnanması da hiçbir şey kolay bir şey değil. Çünkü onlara kadar, düne kadar bunları bir yerde okumamışsınız. Düne kadar detoks, arındırma, el ele bu yedi sistemin nasıl çalıştığını kimse size öğretmediyse ve gittiğiniz doktorlar bu konuya farklı bir şekilde bakıyorlarsa, sadece sizdeki rahatsızlıkları sentetik ve ilaçlarla ve ya da bazı ameliyatlarla doğru olduğunu görüyorsa bir çaresizliktir bu. Dolayısıyla bu çelişkiden kopmak bir cesarettir diye düşünüyorum. Ben doğru yolu diye seçtim. Evet. Asla hocalar oradaki Moskova'daki hocalara güvensizlik değil. Onların söylediklerine sadık kalmaya çalıştım. Bana kan grubuma göre dengeli beslenme önerdiler. Bol bol sudan ve dediğim gibi sindirim, çok ağır bir kolitim vardı. O önce sindirimdeki, bağırsaklardaki tembelliği ve onları arındırarak, birkaç defa arındırarak yavaş yavaş bedenimi, safra ve karaciğerimi, çünkü bunu da belirtmek istiyorum. Ben hani beş element dediğimiz, beş unsur dediğimiz çok önemli Doğu felsefesinin, evet, hiç asla yabana atılacak olay olmadığını ve buradan öte eğitimlerde temel almasını istediğim konuyu kısaca arz edeceğim. Ben bazıları tahta diyor, bazıları ağaç diyor. Benim unsurum ağaç arkadaşlar. Dolayısıyla ağaç unsurun sorunlu olduğu organlar karaciğerle safra kesesi. Dolayısıyla her bir insanın doğduğu andan itibaren belirlenmiş o unsur, o unsurun iki belirli organı olduğundan dolayı herkes bunu öğrenmesinde şart görüyorum. Bunlar zaman içerisinde başka öbür unsurun yöneticiliğini üstleniyorlar. Daha baskın davranmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bende de böyle olmuş. Safra keseyle karaciğer. Şurada da buna altını çizerek belirtmek istiyorum. Hocam çok güzel bir soru sordu. Yani saçlarımız dökülüyor, cildimizde problemler, gözlerimizde artık gözlük derecelerini artmamız gerekiyor. Değişik göz problemleri yaşıyoruz. Bunların açıkçası karaciğerin ne kadar önemli olduğunu, karaciğer gözlerden, sinir sisteminden çok tesirli olduğunu ve sorumlu olduğunu açıklamak. Ve en önemlisi, belki de bazı arkadaşlar hayatı önem taşımıyor deyip de binlerce, sanırım milyonlarca insanın dünyada ve bildiğim kadarıyla Amerika'da büyük bir merkez var. Günde dünya kadar insan safra keselerini orada seve seve herhalde ya da sevmeyerek teslim ediyorlar. Sanırım bunu artık farklı bir
anlayışla safra kesesi psikolojiden sorumlu olduğu için ne kadar önemli bir organ olduğunu, karaciğerle abi kardeş olduklarını ve onları sadece güzel bir arındırmayla, tabii ki bende de yapıldığı gibi önce bağırsak sistemi, önce sindirim, sonra safra kesesi defalarca, ben bunu açıkça sizin biraz uzattım herhalde ama arındırmalarım defalarca sürüldü. 2003 yılında ilk defa arındırma yaptım. İstanbul'da 2004 yılında, Elazığ'da 2 defa. Hatta benim çevremdeki orada evlatlarım, beni sevenler orada bilirler. Çok farklı insanların ilk defa safra kesesi arındırmalarını yaptık. Tabii onun belli sistemi var, nizamı var. Değerli doktor arkadaşlarla beraber yedik. Ve bir bakıyorsunuz ki birikmiş safra kesesinin kanallarında, temelinde, sonra safranın kendisinin içinde bazen onlarca, tabii ki ufak, orta çapta ve daha büyük taşlar bile yavaş yavaş beden bunları rahatlıkla atabiliyor. Son iki yılınızı bir anlatın bize. Devamında da karaciğer arındırmaları başlayabiliyor arkadaşlar. Ve ben bunları 2004 yılında tamamladığımda sanıyordum ki tabii ki yani saygılı değer verdiğim Profesör Ahmet Maranki'yi tanımadan önce sanıyordum ki bu arındırmaları yapmış Rıfkı Korkmaz. Tabii ki kilolar geri dönmüş, artık bir güç, bir dinamik, beyaz saçlar siyaha dönmeye başlamış, göz problemleri yok, sinirsel problemleri yok, tikler gitmiş, eller titremiyor. Sanmıştım ki her şey yolunda. Halbuki karaciğerin dört lobundaki ve kanallarında taşlar birikmiş zaman içerisinde, onları bizler dışarı atamamıştık. Tabii bunları, çünkü defalarca girdiğim ultrason filmleri onları göstermiyordu. Safra kesesinde işte 3 yıl önce tekrar bir orada hafif rahatsızlıklar hissettiğimde, çünkü duyarlıyız, kendimizi korumaya, kendimizi arındırmaya, evet, Allah'ın izniyle sağlık koruma ne kadar önemli olduğunu bildiğimizden dolayı yine bir arkadaşa gittiğimde ultrasona bir çamurlanma, bir diskinizden bahsetti ama taş olmadığını söyledi. Ben de bu olaya farklı bir, yani küçümseyerek hayatımıza idam etmeye devam ettik. Ta ki hocamızla tanıştığımızda hocam dedi ki Rıfkı, karaciğerine lütfen dikkat et. Bazı belirtiler var. Büyük ihtimalle bir içeride bir yağlanma ya da kolesterol taşları mümkün olabilir. Biz de hocamıza güvenerek ilk arındırmayı usulen tekrar sindirimimizi, tekrar bağırsaklarımızı, sonra onun önerdiği gibi o güzelim limon karışımı ve doğal zeytinyağı karışımı ile safra kesesimizi ilk seferde çok güzel bir arındırması yapıldı. İnanılmaz çabuk çıktı ve onu söyleyeyim. Kaçar santim. O ultrasonun göremediği, yok dediği şeylerde 24, böyle orta çapta 8 milim 1.4 santim kadar farklı taşlar. 30'a yakın taşınız çıkmış. Evet, 24. Yosunlu. Evet. Sert. Ben onları heyecandan hemen ertesi günü hocama davet edip göstermiştim. O da demişti bunları hemen film yap, ama ben biraz şeylik yapıp onu yapmamıştım. Burada kirlenmiş bir bedeni, bunu iddia ediyorum, kirlenmiş bir bedeni temiz bir vaziyette gördüğü kadar büyük bir mutluluk şu an ben hayatımda yaşamadım. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Önemli olan bunu başardığımızda bilelim ki kirletmeyelim. Önce bedenimizi, zihnimizi, ruhumuzu, bunu başarabiliyorsak çevremizi de, dünyamızı da kirletmemeyi öğrenip artık nesillere gördüğünüz çok kötü bir miras 20. asır. Huzurlu bir hayat bırakmamız lazım. Evet, çünkü bizler örnek hayatlar, evet, onu yaşadık bu eski rejimlerde. İnsanlar nedense bütün enerjisini, bütün zamanını, bütün madde geliratını silahlanmaya, farklı şeylere ayırdılar ve kendilerini ve dünyayı çok kirlettiler. Ve bizler de bu mirasın nesil olarak devam ediyorsak, çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir dünya bırakmak istiyorsak, önce kendimizi, sonra da çevremizi temiz tutmayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet, değerli izleyiciler, işte burada şu anda Rıfkı Korkmaz Bey, dünyada bizim Yaşam Enerjisi kitabımızda, Masajla Tedavi kitabımızda ve Noktalarla Tedavi kitabımızda da anlattığımız gibi, www.maranki.com sitemizde de lavman, detoks, arınma,
kozmik beden temizliği diye adlandırdığımız metodu bizzat arınma merkezimizin başında onlarca insanın bu safra, taş, kum, çakıl ve çamurlarından, karaciğer taşlarından, kistlerinden ve kalın bağırsakta oluşan olumsuzluklardan nasıl yozluk edildiğini kendi hayatında dediği metotlarla gördük. Demek ki şunu anlamamız lazım. Sadece bir defa dinleyicilerimiz hep soruyor. Programlarımızda hep lavman yapın diyoruz. Dinimizde de bunun ölçüsü var. Riyazet dediğimiz 40 gündür biliyorsunuz. Bir de en az 6 temizlik yaparak 7 günden 42 gün hayvansal gıdalardan, konsantre ürünlerden uzak, beyaz ekmekten uzak olarak bir hayat yaşıyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Yine Rıfkı Bey'in dile getirdiği gibi bedenimizdeki immün sistemini düşürmemek için taze kainatın bize verdiği tabiat eczanesinden taze sıkılmış sebze ve meyve sularımız hepsi kayıtlı bunlar neler olabileceği mevsiminde bunlarla bir hayat yaşayacağız. Evinizde herkesin bilhassa uzman kontrol yapılmasında fayda görüyoruz. Demek ki bir defa olmuyor. Şöyle bir şey düşünün. En altta kalın bağırsağınız, safra keseniz bakın çok önemli. Karaciğeriniz ve bedeniniz. Bedeninizdeki biz alttan çektiğimiz zaman kalın bağırsağınızı safranız, karaciğerinizdekiler safraya, kanınızdaki fistikler karaciğerinize geliyor. Temizledikçe bedeninizin en ücra noktalarına kadar kirlenmiş olan bu bedendeki kanın içindeki olumsuzluklar karaciğerinize, oradan safra kesenize, kalın bağırsağınıza çekiyorsunuz. Bunu işte nasıl günde üç öğün yemek diyorsunuz, her an nefes alıyorsunuz, su içiyorsunuz. İşte bunu bedeninizde en az yılda iki defa sonbahar ve ilkbahar temizliğini mutlaka yapın. Dolunaylarda en çekim gücü gökteki aydan bahsediyoruz. Yoğun olduğu zaman ayın 13, 14, 15. günlerinde beden arındırmanızı yaparak sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayatı yakalayabilirsiniz diye düşünüyoruz. Lavman, kozmik beden temizliği, arınma çok önemli. Hepinize bunu uzman kontrolünde yaptırmanızı, evinizde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayata geçmenizi tavsiye ediyoruz. Sağlıkla kalın.